Şizofreniye sahip bireylerde atak dönemi olmadığında unutmamalıyız ki diğer sağlıklı insanlardan bir farkları yoktur. Hastalık gibi tabii ki de şizofreni de kişiyi ve kişinin birlikte yaşadığı insanları, yakın çevresini etkiler. Bazı aileler suçluluk duygusuna kapılabilirler. Bizim yüzümüzden mi, bizim bir eksiğimiz, bir hatamız yüzünden mi oldu gibi düşünebilirler. Ama daha önceden de bahsettiğim gibi maalesef şizofreni sadece tutumlarla ve davranışlarla ortaya çıkabilecek bir hastalık değil. Mutlaka altta yatan genetik bir yüklülüğü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çok yoğun suçluluk duyguları ile ilgili mutlaka ailelerin de destek alması burada çok önemli. Zaten tedavi süreci içerisinde olmalarından bahsetmiyorum bile. Bu olmazsa olmazdır. Ailelerin de çok iyi bir psiko eğitim verilerek eğitilmeleri gerekiyor. İşbirliği çok önemli. Hastayla inatlaşılmamalı. Atak dönemlerinde hastanın düşüncelerine karşı çıkılmamalı ya da düşünceleri beslenmemeli. İki uç da burada sıkıntılıdır. Çünkü hastanın gerçekçi olmayan düşüncelerini aile beslediği zaman, evet sen doğru söylüyorsun, sen haklısın gibi yaklaşımlarda bulunduğu zaman o düşünceler daha da kök salar, daha da dirençleşir ve bizim o düşünceleri yıkmamız, yok etmemiz daha da güçleşir. Tam tersi olduğu zaman da zaten ailem bana güvenmiyor, ailem bana inanmıyor düşüncesine gireceği için hasta bu sefer yakınlarından bilgi saklamaya başlar. Bu da hastalığı yakınlarının daha geç fark etmesine neden olabilir. Burada güven çok önemli. Ailenin, hastanın yakınlarına güveniyor olması çok önemli. Tedavi sürecinde hastalıkla ilgili içgörü kazandırılması gerekiyor. Hastalık üzerinden ailenin sürekli iletişim kurmaması gerekiyor. Sen hastasın, senin bir hastalığın var. İşte senin ilaç kullanman lazım, bunları yapmaman lazım gibi hayatında bazı kısıtlayıcı durumlara maruz bırakmaması gerekiyor kişiyi. Çünkü kendinizi hastanın yerine koyun. Siz sürekli böyle bir muamele gördüğünüz zaman, sürekli böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman ister istemez ben diğer insanlardan farklıyım düşüncesine girersiniz. Bu da olmamalı. Çünkü şizofreniye sahip bireylerde atak dönemi olmadığında unutmamalıyız ki diğer sağlıklı insanlardan bir farkları yoktur. Bazı farklar olabilir, bazı sorumlulukları alamayabilirler ama bunların da değerlendirmesi bireysel olarak yapılmalıdır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.